Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Şimdi besin zinciri ve enerji piramitlerinden bahsedeceğiz. İlk önce besin zinciri diyelim arkadaşlar. Şimdi ee, besin zincirine baktığımız zaman besin zinciri bitkilerden, otçul hayvanlardan ve etçil hayvanlardan oluşur arkadaşlar. En yalın haline baktığımızda yani en basit hali bu şekildedir. Şimdi üreticilerden başlayarak bir türün diğerini yemesiyle oluşur arkadaşlar. Biz buna besin zinciri diyoruz. Ve zaten örnekli besin zinciri çizdim orada göstereceğiz. Çok sayıda besin zincirinin bir araya gelmesiyle de arkadaşlar biz besin ağı dediğimiz yapıyı oluşturuyoruz. Şimdi besin zinciri 3 ayrılıyor. Predatör zincir vardır. Daha sonra arkadaşlar burada ekolojik piramitler parazit zincir bir de saprofit zincir vardır. Bizim için en önemli olan predatör zincirdir. Oldukça uzun uzun anlatacağız zaten predatör zinciri. E, predatör zincire baktığımız zaman üretici, tüketici ve ayrıştırıcılardan oluşur. Predatör ne demek zaten? Bir canlının başka bir canlıyla beslenmesi demektir. Dolayısıyla burada da bir canlı diğer bir canlıyla beslenecek arkadaşlar. Üreticiler yeşil bitkilerdir. Tüketiciler otçul, etçil ve hepçil canlılardır. Ayrıştırıcılar da arkadaşlar bakteriler ve mantarlardır. Şimdi besin zincirindeki canlılar birbirleriyle beslenirken bir canlıdan diğerine Besin yoluyla ne akışı gerçekleşiyor? Enerji akışı. Ama bu enerjinin tamamı değil. Yüzde onluk kısmı aktarılıyor. Yüzde doksanlık kısmı kayboluyor arkadaşlar. Her zaman için enerji akışı üreticiden tüketiciye doğrudur. Bunu unutmayalım. Şimdi enerji akışında yüzde doksanlık kayboluyor dedik ya. Bu yüzde doksanlık kayıp solunumda ısı şeklinde bir de sindirilmeden atılan besinler de kalıyor arkadaşlar. Yani bizler diyelim ki işte e, otçu bir can mesela koyun bitkiyle beslendi. Bitkiden %10'luk bir enerji aldı. O aldığı enerjinin %10'unu bakın %10'un da %10'unu bize veriyor. Biz işte koyunu yediğimiz zaman ne yapıyoruz? İşte o %10'luk enerjiyi alıyoruz. E peki oradaki %90'lık kayıp nereden gidiyor? Koyunun yaptığı solunumda ısı şeklinde bir de sindirilmeden attığı atıklarla gidiyor arkadaşlar. %90'lık kayıp. Besin zincirinde herhangi bir basamakta bulunan canlıların toplam ağırlığına biz biyokütle diyoruz arkadaşlar. Şimdi bu biyokütle işte enerji akışı üreticiden tüketiciye doğru giderken nasıl değişiyor bunları bir sonraki şeyde sayfada göreceğiz zaten. Bir de ekosistemde iki tane ana besin zinciri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi bitkiye dayalıdır. Diğeri de arkadaşlar e, ölü maddeler ve döküntüye dayalı olan besin zinciridir. Şimdi bakın şurada birçok besin zincirinin bir araya gelerek oluşturduğu besin ağı var. Şimdi bakın bitkilerle beslenenler kimler? Tavşan, sincap, fare, keklik, çekirge. Daha sonra tavşanla kim besleniyor? Bakın tilki besleniyor, atmaca besleniyor. Sincapla kim besleniyor? Tilki besleniyor, atmaca besleniyor. Fareyle kim besleniyor? Tilki, atmaca, yılan keklikle kim besleniyor arkadaşlar? Tilki besleniyor. Atmaca besleniyor, yılan besleniyor. Çekirgeyle ile kim besleniyor? Bakın üçüncü bir zincir ekleniyor. Çekirgeyle ile serçe besleniyor, kurbağa besleniyor. E buradan başka bir zincir daha gelmiş. Yine onlarla besleniyor arkadaşlar. Baktığınız zaman serçe ile yine atmaca beslenir, yine yılan beslenir. Yani bu şekilde birbirini yemek suretiyle gerçekleşen zincirdir. Predatör zincir dediğimiz zincir arkadaşlar. Şimdi burada ekolojik piramitlerden bahsedeceğiz. Bu piramitler oldukça önemlidir. Arkadaşlar, büyük kütle ve enerji piramitine baktığımız zaman, şimdi büyük kütle bir canlının yani bir basamaktaki canlıların toplam kütlesine biz büyük diyoruz. Mesela alt basamaktaki var? Otlar var. Yani bitkiler var. Bu bitkilerin toplam büyük kütlesi diğer canlılardan daha fazladır. Yukarıya doğru gittikçe biyokütle azalır. Enerjiye baktığımız zaman arkadaşlar enerjide bakın her zaman %10 derecesinde azalarak ne yapıyor? yukarıya aktarılıyor. E, suda çözülmeyen bazı zehirli maddeler de arkadaşlar dokularda birikiyor. Biz buna da ne diyoruz? Biyolojik birikim. Biyolojik birikim. Üreticiden tüketiciye doğru gittikçe biyolojik birikim artıyor. Neden artıyor arkadaşlar? Çünkü... Zehirler yağda çözünüyor ve besin yoluyla aktarılıyor. Besin yoluyla aktarıldığı için ne yapıyor? E bize daha çok geliyor. Şimdi suda çözünmüyorlar, yağda çözünüyorlar. Yağda çözünüyorsa, o zaman bitki bu besin şeyi aldı, Zehiri aldı, kendi vücudundaki, işte kendi bünyesindeki yağda çözündü. Biz onla beslendik, bize daha çok geçti. Yani bu durumda ne oluyor? Üreticiden son tüketiciye doğru giderken biyolojik birikim artıyor. Bakın. Mesela su yosununda azken karabatakta çok fazladır biyolojik birikim. Şimdi besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça ilk önce ne var besin piramidinde bakalım. En altta otlar vardır. Bir üstte otçul canlılar yani herbivorlar. Bir üstte etçil canlılar yani karnivorlar bunlar otçularla beslenir. En üstte ise arkadaşlar hem otçul hem de etçi canlılar vardır. Yani omnivorlar vardır. Ve her basamakta saprofitler ve kemosentetik canlılar vardır. Şimdi bakıyorum aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça neler değişiyor? Birey sayısı azalıyor. Biyokütle azalıyor. Bakın birey sayısı neden azalıyor? Otlara baktığınız zaman ot bakımından bizim ülkemiz veya veya tüm dünyayı düşünün, yeryüzünü düşünün daha zengindir değil mi? O zaman otlar sayıca daha fazladır, diğerleri sayıca daha azdır. O yüzden birey sayısı azalır. Büyük kütle zaten azalır. Ve bunlar sayıca fazla olduğu için büyük kütlesi de fazladır. Canlı büyüklüğü genelde artar. Hani kesinlikle artar demiyoruz ama genelde artar arkadaşlar canlı büyüklüğü. Canlardaki gelişmişlik artar. Yukarı doğru çıktıkça gelişir canlılar. Dokularda biriken zehir oranı artar arkadaşlar. Zehir oranı artar. Biyo enerji azalır. Yani aktarılan enerji ne yapar? Azalır. Bu şekilde biz besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça değişen özelliklerden böyle bahsetmiş olduk. Şimdi burada bir de size kilit taşı türden bahsetmek istiyorum. Dedim ya geri geldikçe yeni kavramlarda öğreneceğiz diye. Arkadaşlar Ekosistemde diğerlerinden daha fazla kilit fonksiyona sahip olan canlılardır. Bu canlılar olmazsa habitat değişimi uğrar. Ya yani şöyle düşünün. Diyelim ki karada filleri çektiğimiz zaman, filleri çektiğimiz zaman ortam değişikliğe uğruyor. Habitat değişikliğe uğruyor. Mesela suda su samurunu ortamdan çektiğimiz zaman ortam değişikliğe uğruyor. Biz bunları ne diyoruz? Kilit taşı tür diyoruz. O olmazsa ortam bozulur. Öyle düşünün. Şimdi burada su ekosistemi ve kara ekosisteminden bahsetmişiz. Arkadaşlar su ekosistemi bir kere ikisi de zaten inorganik bitkilerden başlıyor. Sonra su ekosistemine baktığımızda su bitkileri fitoplanktonlar, zooplankton böcekler su perisi yani bu şekilde canlılar büyüyerek ne yapıyor? Gidiyor ve hepsi öldüğü zaman da ölüm gerçekleştiğinde de nereye gidiyorlar? Saprofitler tarafından ayrıştırıyorlar. Predatör zincir dediğimiz beslenme piramidi bu şekilde. Şimdi gelelim parazit zincir ve saprofit zincire. Arkadaşlar parazit zincir büyük organizmalardan küçük organizmalara doğru ilerliyor. Ve organizma küçüldükçe de birey sayısı artıyor. Mesela domuz büyük organizma. Domuzun yapısında ne var? Tenyalar vardır. Tenyalarda ne var? Bakteriler, bakteriler, virüsler. Bu şekilde arkadaşlar parazit zincir büyükten küçüğe doğru ilerliyor. Saprofit zincire baktığımızda bu besin zincirinin her basamağında var. Bakın şurada bahsettiğimiz gibi her basamakta var. Atıklardan toprağa doğru gidiyor. Ne yapıyor? Atıkları ayrıştırıyor ve toprağa kazandırıyor. Saprofit zincir bu şekilde devam ediyor. Evet böylece besin zinciri ve enerji piramitlerini de anlatmış olduk. Şimdi doğadaki madde döngülerinden de bahsedelim bu videoda. Ve bu videoyu bitirelim. Canlarda beslenme şekilleriyle Son videomuzda arkadaşlar. Sonraki videoda görüşeceğiz. Şimdi bakın doğadaki madde döngüleri. Birincisi karbon döngüsü. Arkadaşlar karbon döngüsü karbondioksitle gerçekleşir. Nasıl gerçekleşir? Bunlar genelde e, şekil üzerinde daha anlaşılık için yazı yazmadım çok fazla. Hani bunu anlatan yazı yazmadım. Önemli olan yerleri yazdım. Şekil üzerinde daha iyi anlayacağız. Şimdi arkadaşlar havadaki karbondioksit. Bakın nasıl geliyor canlı vücuduna? Fotosentez sayesinde. Fotosentezde su ve karbondioksit kullanılır. Fotosentez sonucunda besine dönüştürülür. Daha sonra bitkilerdeki karbonlu bileşikler arkadaşlar işte canlılar tarafından kullanılıyor. Kim tarafından kullanılıyor? Otçular, etçiler tarafından. Bu arada şuraya araya çizgi çizmeyi unutmuşum. Onu da çizeyim. Karışmasın. Şöyle Otçullar kullanıyor. Etçiler kullanıyor. Arkadaşlar e, otçullar ölür. Etçiler ölür. E, bitkiler de ölüyor. Ne yapıyor? Ölü bitki ve hayvan atıklarına dönüşüyor. E, daha sonra bu ölü bitki ve hayvan atıkları neye dönüşüyorlar? Zamanla kömür ve petrole dönüşüyorlar. Bu kömür ve petrol yandığı zaman neye dönüşüyor? Havadaki karbondoksite dönüşüyor. Peki başka nasıl kazandırırız havadaki E, Bitkiler Otçullar, etçiler bizler ne yapıyoruz? Solunum yapıyoruz. Solunum sonucunda da karbondioksit üretiyoruz. Bu sayede yine havadaki karbondioksiti kazandırmış oluyoruz arkadaşlar. Yine havadaki karbondioksiti saprofitler de kullanarak ölü bitki ve hayvan atıklarını ayrıştırmada kullanırlar arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi karbon ayak izi dediğimiz bir olay var. Bu zamanlarda, bu dönemlerde de çok ortaya çıktı karbon ayak izi. İnsanların ürettiği karbondioksit miktarıdır. Şimdi sadece ürettiği derken solunum sonucunda ürettiği gibi düşünmeyin. İnsanların üretiminde katkı sağladığı karbondioksit miktarı gibi düşünün. Mesela bir insan diyelim ki kendi arabasını kullanıyor, otobüs kullanmıyor, işte sürekli kıyafet alıyor. Daha sonra sürekli mobilya alıyor, mobilyasını değiştiriyor, eşyasını değiştiriyor. Ne oluyor? Karbon ayak izini artırıyor. Çünkü arabayı kullanarak sen egzozla ne yapıyorsun? Havaya karbondioksit salıyorsun. Daha sonra sürekli kıyafet değiştirerek o kıyafetin üretilmesi sırasında havaya salınan karbondioksitten sen sorumlu oluyorsun. Mobilyada, beyaz eşyada, diğer her şeyde arkadaşlar teknolojik aletlerde aynen durum böyledir ve böylece ayak izimizi artırıyoruz. Karbon ayak izi artmış oluyor. Azaltmak için ne yapabiliriz? Azaltmak için çok mecbur kalmadıkça mesela kendi arabamızı kullanmayız. İşte çok fazla kıyafet değiştirmeyiz. Ee, çok fazla mobilya değiştiğimiz böylece karbon ayak izimizi de azaltmış oluruz. Gelelim. E, ee, burada karbondioksitle ilgili bir notumuz var arkadaşlar. Bundan bahsetmek istiyorum size. Karasal ve su ekosistemlerindeki üretici canlı sayısı azalırsa ne olur? Karbondioksit kullanılamaz değil mi? Veya az kullanılır. İnsanlar tarafından fosil yakıtlar ve klima gazları kullanımı artarsa atmosferdeki karbondioksit birikimi artar. Bu durumda normalde güneş ışınları yer küreyi ısıttıktan sonra atmosferde kayboluyor. Fakat karbondioksit ve CFC dediğimiz klima gazları arkadaşlar bu gazlar yer küreye gelen ısıyı tutuyorlar ve atmosfere dönmesine izin vermiyorlar. Böylece yer küre ısınıyor ve kuraklık başlıyor. Buzullar zamanla eriyor. Deniz suyu seviyesi yüksekliyor. Hayvan sıcaklığı aşırı artacağı için biyoçeşitlilik azalıyor. İşte bu durumda e, sera etkisi dediğimiz etki ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani e, bizim doğamızı kesinlikle korumamız gerekiyor bu durumda. Gelelim oksijen döngüsüne. Oksijen döngüsü de oldukça kısa bir döngüdür. Arkadaşlar e, oksijen solunum sonucunda bakın. Solunum sonucunda neye dönüşür? Karbondioksit ve suya dönüşür oksijen. Daha sonra bitki karbondioksit ve suyu kullanarak ne üretir? Fotosentez yapar ve yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot olan bir besin üretir. Daha sonra bunu tekrardan arkadaşlar solunum yoluyla kullanarak şu döngüyü sağlar. Ayrıca saprofit bitki yine atmosferdeki oksijeni kullanır. Atmosferdeki oksijeni kullanarak arkadaşlar ne yapar bunu? Eee saprofit Atıkları ayrıştırır ve yine karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan bir besine dönüştürür. Bu da toprağa kazandırmış olur. Yine fotosentez gibi e, toprağa kazandırmış olur. Peki atmosferdeki oksijen nasıl oluşacak? Bitki fotosentez yaparak, yine buraya bir çizgi çekelim. Bakın bitki fotosentez yaparak hep atmosfere oksijen vermiş oluyor. Hem de arkadaşlar organik besin üretmiş oluyor. Yani şurada da ne vardır yine bir fotosentez olayı vardır. Böylece atmosferin oksijen ihtiyacı da e, sağlanmış oluyor. Oksijen döngüsü de bu şekilde. Gelelim diğer döngümüze. Azot döngüsü. Bakın ben bence en önemli olan döngü azot döngüsüdür çünkü hem daha karmaşık hem çıkması daha muhtemeldir. E, azot döngüsüne baktığımızda ilk önce bitkilerdeki azotlu organik bileşikler arkadaşlar, bunları otçul canlılar alıyorlar. Otçul canlılar. Daha sonra etçil canlılara geçiyor. Sonra bitki ve hayvan kalıntılarıyla saprofitlere geçiyor. Saprofitler bunu amonyağa dönüştürüyor. Amonyak. Amonyak arkadaşlar nitrit bakterileri tarafından nitrite, nitrat bakterileri tarafından da nitrata dönüştürülüyor. Biz bu olaya bakın şuradaki olaya nitrifikasyon diyoruz. Ve nitrifikasyonu yapan canlılar kemosentetik canlılardır. Kemosentez yaparlar yani. Şöyle not olarak yazayım nitrifikasyon yapan canlılar kemosentez yaparlar. Kemosentez yaparlar. Peki kimdir bunlar? Sadece bakterilerdir. Arkadaşlar sadece bakteriler kemosentez yapabilir. Başka hiçbir canlı kemosentez yapamaz. Şimdi daha sonra bu nitrat, yani nitrata dönüştü ya. Şimdi bitki Havadaki azotu, atmosferdeki azotu direkt olarak alamıyor. E, direkt olarak alamadığı gibi bunu normal olarak toprağa bağlanması lazım. Hemen nitratta ne oluyor? Topraktaki nitrat tuzlarına bağlanmış oldu. Arkadaşlar topraktaki nitrat tuzunu bitki kullanarak bitkilerdeki azotlu organik bileşikleri oluşturabilir. Peki biz atmosferdeki azotu tekrar nasıl geri kazandıracağız? Topraktaki nitrat tuzu demiştik ya bu nitrat tuzu, denitrifikasyon bakterileri tarafından atmosfere tekrardan kazandırılabilir. Bakın eğer azotu toprağa kazandırıyorsak nitrifikasyon, atmosfere veriyorsak denitrifikasyondur. Peki bunun yolu sadece bu mu? Hayır tabii ki başka yolları da var. Mesela suni gübre ile yine toprağa nitrat tuzu kazandırabiliriz. Azot bağlayan bakteriler. Bu bakterilerin özel bir ismi vardır. Rizobium bakterileri. Rhizobium bakterileri. Bu bakteriler de arkadaşlar yine baklagillerin kökünde yaşayarak havadaki azotu toprağa bağlarlar ve böylece e, bitkinin azot ihtiyacını karşılar. Yine yıldırım ve şimşek olaylarıyla da toprağa azot bağlanmış olur. Evet, azot döngüsü dediğimiz olay bu şekilde gerçekleşiyor arkadaşlar. Azot döngüsü ile ilgili de soru çıkma ihtimali vardır dediğim gibi. Gelelim. 3 tane döngümüz kaldı. Su döngüsü, kükürt döngüsü ve fosfor döngüsü. Arkadaşlar su döngüsüne baktığımızda su döngüsü zaten denizlerden, karalardan gerçekleşiyor. Şimdi güneşin etkisiyle deniz, göl ve akarsulardan su molekülleri buharlaşıyor ve atmosferde birikiyor böylece bulutlar oluşturuyor. Bulutlar rüzgarla hareket ediyorlar ve atmosferin soğuk bölgelerine gittikleri zaman kar, yağmur, dolu şeklinde yeryüzüne suyu döküyorlar arkadaşlar. Böylece ne oldu? Su döngüsü tamamlanmış oluyor. Peki başka türlü olur mu? Olur. Su döngüsünde arkadaşlar terleme yoluyla, buharlaşma yoluyla yine e, bu şekilde atmosfere kazandırılıyor. Atmosferde de yoğunlaşma ve yağışla yeryüzüne kazandırılıyor. Yani bu şekilde e, su döngüsü gerçekleşmiş oluyor. Bizler mesela terleme yoluyla ve solunum yoluyla atmosfere su gazını veririz. Gelelim kükürt döngüsüne. Arkadaşlar. Atmosferde kükürt H2S, H2SO4 kükürt gazı SO2 olarak bulunur. Asit yağmurları ile de toprağa geçer. Canlılar SO4 şeklinde kullanırlar arkadaşlar bunu. Özellikle mesela mol sülfür bakterileri SO2 şeklinde kullanıyor. Sistein ve sistein amino asitlerinin yapısına katılır kükürt. O yüzden de oldukça önemli bir maddedir. Gelelim fosfor döngüsüne. Şimdi fosforun gaz formu yoktur. O yüzden fosfor diğerlerinden farklı olarak kara ve su arasında gerçekleşir fosfor döngüsü. Arkadaşlar, şimdi bitkiler fosforu aldı. Kara hayvanları bunu kullandı. Daha sonra hem bitkiler öldü hem hayvanlar öldü. Ayrıştırıcılar devreye girdiler. Ayrıştırıcılar ne yapıyor? Bunu topraktaki fosfora dönüştürüyor. Bir de su tabii suda da ayrıştırıcı var. Sudaki fosfora dönüşüyor. Ayrıca arkadaşlar ayrıştırıcılar yine balıklar ve diğer su hayvanları tarafından da tüketilebiliyor. Sonra bakın sudaki fosfor algiler tarafından kullanılır. Ve arkadaşlar yine kayaçlardan suya karışan fosforu da algiler tarafından kullanılır. Algiler suda yaşayan biliyorsundur. E, ee, bu sefer ne oldu bakın balıklar ve diğer su hayvanları yine ayrıştırıcılar tarafından ayrıştırılıyor ve sudaki fosforu tekrardan dönüştürülebiliyor. Yani fosfor döngüsünün aslında sudan karaya karadan suya doğru olduğunu bilmeniz yeterlidir. Şurası çok karmaşık gelebilir. Ee, i̇kisi hani sudan karaya karadan suya olduğunu bilseniz de yeterlidir. Şimdi bir de ötrifikasyon olayından bahsedip bu videoyu bitireceğim. Arkadaşlar Atıkların suya karışarak suları kirletmesine biz ötrofikasyon diyoruz. Ötrofikasyonun bazı aşamaları var. Şimdi size o aşamalardan bahsetmek istiyorum. Bir kere, tarımsal atıklar, evsel ve endüstriyel atıklar sulara karıştığı zaman sudaki gölün yüzeyindeki alg miktarı artıyor ve göl yüzeyi ile kapanıyor arkadaşlar. Daha sonra gölün içerisine ışık geçmiyor çünkü algler kapattı ya ışık dip kısma geçmiyor. İdip kısma geçemediği için su bitkileri ve su canlıları oksijen yetersizliğinden ölüyorlar ve suyun dibine çöküyorlar. Biz bu çökme olayına sedimentasyon diyoruz. Sedimentasyon. Son arkadaşlar bu gölün dibine çöken ölü organizmalar saprofitler tarafından parçalanıyor, e parçalandı gitti ne oldu biyoçeşitlilik azaldı. Biz bu olaya ne diyoruz? Ötrofikasyon diyoruz. Yani göl yüzeyinde bir ee, kirlilik, pislik oluşuyor arkadaşlar. Bu olaya da ötrifikasyon olayı diyoruz. Evet sonraki videoda canlılarda beslenme şekillerine geçeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.